Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, selam olsun hepinize Satya ablanızdan. Satya ablanız ne yapıyor bugün? Zonguldak'ta temizlik yaptı arkadaşlar. Evini temizledi ama temizleyebildiğim kadar. Çünkü ayağım çok ağrıyor. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Odamdan girdim, başladım. En son çiçeklerimi suladım. Buraları böyle arkadaşlar tertemiz temizledim. Verdim, topladım. Temizledim. Arkadaşlar çok sıcak, aşırı sıcak, durulmuyor. Bu perdeleri kapattım, camı açtım havalansın diye. Böyle mutfaklarımı falan derdim topladım arkadaşlar. Ama mutfak dolaplarımı falan silemiyorum. Ancak günlük işimi yapabiliyorum. Ayağıma fazla yormamam lazım arkadaşlar. Ayağım çok kötü. Bu şekil banyomu tertemiz temizledim. Sildim, süpürdüm arkadaşlar, işte sizin yaptığınız gibi, günlük işleriniz gibi. Salonumu tertemiz temizledim arkadaşlar. Sildim, süpürdüm her tarafı. Elimden geldiği kadar ama sabahtan beri canım çıktı. Çünkü ayağımı çok yoruyorum. Temizlik bahçeden daha çok ayağımı yoruyor. Şimdi bu bahçeme geldi sıra. Bu çiçeğime geldi. O eşim evi gerçi temiz tutuyor. Şurayı silmem lazım şimdi. Eşim evi gerçi temiz tutuyor arkadaşlar. Çok kirli tutmuyor. O da yapıyor ev işi ama tabii bir bayanın yapacağı iş ayrı. Hep tozlarını aldım arkadaşlar. Her tarafı sildim, temizledim. Yine böyle antrem. Dolabımın tozunu aldım. Fazla toz yokmuş. Orayı bile temizlemiş eşim. Evet arkadaşlar. Yatak odasını düzelttim. Tozlarını aldım. Şurada eşimin gömleklerini ütüledim. Astım onları havalansın diye. Dolapların ağzını açtım. Havalansın diye arkadaşlar. Burası arka oda. Rutubet olmuyor ama. Burada yine banyo var. Ebeveyn banyosu var. Buraları falan temizledim. Tozunu aldım. Düzenledim arkadaşlar. Ben köye gidince bozuk paraları biriktiriyor. Yani buraya gelince bir güzel harcayayım onları. Güneşten perdeleri falan çarpamıyorum, açamıyorum arkadaşlar. Olduğu gibi eve ve aşırı sıcak. Burada arkadaşlar akşam yemeğinde de köfte kızartma türü yeşil fasulye yapacağım. Köyden getirdim yeşil fasulyemi. Şöyle bir güzel yeşil fasulye yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu kıracağım, suya bırakacağım. Yapılışını beraber yapacağız. Çünkü kırmak, biliyorsunuz ben ortadan böyle elimin ortadan kırıyorum. Kırçıksız fasulye bu. Güzel de pişiyor. Ben bunu bir güzel kırayım, suya bırakayım. Yaparken de tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Fasulye yemeğimi yapmaya geldi sıra. Bir büyük bas soğan doğradım. Yağ koydum tencereme. Ne kadar bir yağ koydum? Bir çay bardağı yağ koydum. Bir büyük bas soğan. İki tane sarımsak. Şimdi bunları bir güzel kavurayım. Burada da 3 tane domatesim var. Arkadaşlar baktım tencerem küçük gelecek. Hemen tenceremi değiştirdim. Soğanlarım biraz pembeleşti. Üzerine şöyle bol domates. Ve bir kaşık salça. Bunlar tamamen melemin haline gelesiye kadar pişecek arkadaşlar. Burada arkadaşlar sosumuz bu hale geldi. Her şey içinde. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi fasulyemizi kırdık, yıkadık, suda beklettik. Koymayacağım. Fazla geldi arkadaşlar.
Onda fasulye salatası yaparım. Herhangi başka bir yemek yaparım. Yoğurtlu fasulye yaparım. Bu biraz böyle altını kısalım. Kendi suyuna hafif bir birbirine geçsin. Evet arkadaşlar. Beyaz fasulyemi suyuyla, yağıyla, bütün malzemesiyle kavurdum. Fasulyem biraz serte benziyor arkadaşlar. Güz fasulyesi ya. Şimdi ne yapacağım onun için ben? Bir küp şeker koyacağım. Şöyle tuzunu da koyayım. Yumuşatmak için 2-3 damla limon. Sert olduğu için bu kadar su koydum arkadaşlar. Yoksa 2 bardaktan fazla su koymazdım. Bunu biraz güz fasulyesinden topladım. Bunu artık böyle bir güzel pişireceğim. Baktım pişmiyor arkadaşlar. Sizin de başınıza gelir böyle. Bak 5-10 dakikada zaten gösterir kendini. Baktım pişmiyor. Hemen düdüklüyalım. Tamam. Bu şekil. Bunu artık pişiriyoruz. Şimdi ikinci yemeğimize, kızartmamıza geçtik arkadaşlar. Kızartmamızın önce köfte malzemelerini hazırlayacağız. Şöyle bayat ekmeğimden kendim iç malzemesini de kendim yapacağım. Arkadaşlar ekmek kırıntımı yaptım. Şimdi maydanozum. Şöyle 2, 4, 6 diş sarımsağım. Bir büyük baş soğanım. Şöyle soğanımı önce 2'ye, sonra 2'ye. Evet, şimdi de bunları da çekelim. Oldu. Bir tane yumurtamızı kıralım. Şöyle yarım kilo kıymamızı koyalım arkadaşlar. Baharatlardan şöyle güzel tuzumuzu, kırmızı toz biberimizi, biraz kekikimizi, pul biberimizi, baharatları bitsin, bunları da yıkayacağım arkadaşlar. Karabiberimizi, bir güzel harmanlayalım. Köfte harcımızı yapıp bir kenara koyalım. Ondan sonra sebzelerimizi kızartmaya başlayalım. Sebzelerimizi çıkartalım. Şimdi yeşilliğimize geldi sıra arkadaşlar. Şöyle biberlerimizi, evet arkadaşlar, fasulyeme bakıyorum. Ben bunu güz fasulyesinden topladım geldim. Şimdi şöyle bir tanesinin kenarından bakıyorum arkadaşlar, alıyorum. Evet, yumuşamış. Şöyle 5 dakikalık bir zamanı kalmış. Ben buna limon koymasaydım arkadaşlar, bu yumuşamazdı, zaten belliydi. Fasulye görünümü çok güzel ama tohumlar farklı. Limon yumuşatıyor. Ve şöyle bol yağda. Hatta yağım yetmedi. Yağ alacağım şimdi arka taraftan. Patatesimden başlayacağım.
Patatesimizden başladık arkadaşlar. Şöyle. Ara ara kapatacağım. Çünkü havalandırıcıyı çalışırken arkadaşlar gürültü çok oluyor. O zaman video güzel yansımıyor. Kızartmam bitti arkadaşlar. Kızartma anında hiç konuşamadım. Şimdi şöyle köyden getirdiğim büyük büyük salatalarım vardı. Onlardan bir de güzel cacık yapacağım. Soframı hazırlayayım arkadaşlar. Veda konuşmamızı yapacağım. Çünkü havalandırıcı çalışırken kesinlikle ses gelmiyor arkadaşlar. Kızartmam böyle. Bunu şimdi domatesle süsleyeceğim. Bir de cacık yapacağım. Soframı kuracağım ondan kere. Bakın arkadaşlar, ben cacığı nasıl yapıyorum? Eski usul. Hiç rendelemiyorum. Eğer ki malzemem olsun arkadaşlar. Yemek, pasta, börek, çörek. Hepsi benim işim. Ama bir de canım sağ olsun. Şu anda ben ayakta zor duruyorum arkadaşlar. İnanır mısınız? Allah hepinize sağlık, sıhhat versin. Ayakta zor duruyorum. Yarın saat 8.30'da bugünkü videom yarın akşam gelecek.
Evet, çarşamba günü saat 8.30'da iğnelerim var arkadaşlar. Eğer doktor izin verirse çekim yapacağım. Doktor izin vermezse sağlık olsun. Bakın arkadaşlar, kim geldi? Masamda kim var? Bak bakayım. Aa, seni çok merak etmişlerdi. Hadi bir selam ver bakalım. Evet. Bu kadar mı? Aa, selam vermiyorsun ama. Merhaba arkadaşlar, ben geldim desene. Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Sıcaktan bunu almış arkadaşlar. Soframı kurdum. Evde bayağı bir sıcak var. Ventilatörü astık. Ventilatörü ben de açarım şimdi kızım. Köftemi böyle süsledim arkadaşlar. Çacığımı yaptım ama yine. Yeşil fasulyemi, ayranımı. Sonra son bir şok oldum ben. Şok mu oldun? Evet, çok. Çok mu beğendin? Çok beğendim. Hadi vedamızı yapalım hadi. Anneanne. Efendim. Anne yok. O ateist değil. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar da bakayım. Onu demiyor. Ama annem abone olun da demiyorsun ama. Uf babam. Anneanne abone olmayı unutmayın. Bye bye. Sonradan konuşuyor arkadaşlar sıcakta. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben terliyim. Sen terlisin değil mi? Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum, hepinizi kucaklıyorum. Abonelik ücretsiz, beğeniler ücretsiz, destek ücretsiz. Destek vermenizi istiyorum arkadaşlar.